billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîra. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayr ve lev asîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil ilen nebî sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kal. İddehinû bi elbân. Bil elbân. Fe innehu ahtâ lekum inde nisâikum. Ve iddehinû bil benefsec. Fe innehu bâridun fissâif. Hârin fişte. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın, müşahefendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yapanların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Üdnü minke el yetim. Yetimi kendine yaklaştır. Evet, yetim buluğa ermemiş durumdayken, sabi çocukken babası ölen adama der, çocuğa derler. Yetim bu. Anası ölene ne diyorlardı? Öksüz. Babası ölene yetim derler. Yetimi kendine yaklaştır. Ne demek yani? Gel buraya beri. Değil, o anlamda değil. Şefkatli davran, ihsan et, hak etmesi bile yardım et, giydir, kuşat, cebine para koy, okut, evlendir. Demek bu. Yaklaştırdan kasıt bu. Yoksa gel yanıma otur manasına değil. Tabii o da bir meseledir. Bu sümüklü, yetim mi gidin aman 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 aman, ne isterse verin. Bir böyle kibirli adamın durumu var, olsun gelsin ya filan diye zengin olsun, makam sahibi olsa da hiç yetimden ürkmemek, bu da bir iyi bir şeydir ama peygamberin derdi yardım, yetime ihsandır, ona lütufkar davranmaktır. Yetimi kendine yaklaştır, moral bulsun adam. Falanca bakanın bilmem nenin yanında oturdum ben diye çocuk böyle aşağılık şeyinden kurtulur. Hani babam yok diye ezik büzüklüğünden kurtulur. Ve bir de bu kadarla da kalma. Vamzah ra'sehu. Başını da okşa. Başını da okşa. Evet diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim babası olmayana yetim dedik ya. Yetimin başının nasıl okşanacağını peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yetim, babası olmayan çocuğu arkadan öne doğru başını okşayacağız, seveceğiz. Peygamber öyle sevmiş. Öksüzü de önünden arkaya doğru başını okşamış, seveceğiz. Ne yani? Ne yanisi yok. Git peygambere sor. Peygamberin her yaptığında bir hikmet vardır. Çünkü onun muallimi Allah dedik ya. Mürebbisi Allah dedik ya. En güzelini yapardı onun için. Her şeyin en güzelini yapar. Çünkü terbiyecisi Allah çünkü. Demek bunda bir şey var ki. Git araştır o zaman sen. Beynini incele. Ne oluyorsa böyle. Şimdi baş okşamak dedin de. Kaside bürde, bür'e vardır. Bürde de derler. Bür'e de derler. Bür'e derler. Çünkü bu kasideyi, bürdeyi yazan adam Mısırlı bir şair. Çok böyle şiir söyleyen çok da şair var, şair var. Bu adam felç olmuş. Şiiri biliyor, şair adam felç olmuş, yatalak. En sonunda yattığı yerden bu
şeyi yazmış. Elhamdülillah münşil halkı min ademi sümme salat alal muhtari alal kıdemi diye başlayan bir şiir yazmış. Peygamberi, İslam'ı, İslam felsefesini anlatıyor da özetliyor. Coşkulu yazmış. Bizim Yunus gibi, Mevlana gibi böyle yazdıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Bismillah demiş Peygamberimiz. Elini şöyle sıvazlamış. Şiirin çok hoşuma gitti demiş. Aferin demiş. Adam sapasağlam olmuş. Kalkmış camiye gidiyor. Yoluna bir adam daha rastlamış. O da peygamber aşığı. Demiş Resulullah yazdın kasideyi bana da versene. Demiş ben bu gece yazdım. Kimseyi görmedim. Demiş bana da öğretti de demiş. Bana da söyledi de. Ne misilli adamlar var bak. Onun için bu kasideyi bürdeyi tasavvuf erbabı her gün okurlar. Felç hastalığına iyi gelir. İyi geldiği için iyileşti ya o. Bür ederler. Felçten iyi geldiği için. Olanı söylüyorum ben yani. İnanmak inanmamak size ait bir şey. Evet öyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini sürdüğü kimseler. Şimdi yetim konusuna geleceğim. Peygamberimiz böyle yetimleri işte böyle severmiş. Sevdiği çocuklar uzun ömürlü olurmuş, yakışıklı olurmuş, ahlaklı olurmuş. Bize gelip elini sürse ne kadar çok ihtiyacımız var. Şimdi dinle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar böyle öylesiye seviyorlar ya. Herkes. İnsanların da insanların kendine böyle çok sevmesinden hoşlanırlar. Öl dese ölen insanlar var peygamberin etrafında. Tükrüğünü şeref bilen sahabiler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında bir sürü zengin, şair, hatip, nüfuzlu adamlar insanların peygamber olunca böyle ölesiye sevdiği bir insan olacağını zannettikleri için biz de demişler peygamberiz, biz de peygamberiz. Bir sürü 6 kadar yalancı peygamber ortaya çıkmış. Hazreti Ebu Bekir hepsini tepelemiş. Siz ne diyorsunuz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Hepsi yok olmuş gitmiş. Bir tane Müseylemetül Kezzap var. O peygamberin her hareketini taklit edermiş. Akıllı, şair, hatip, zengin bir adam. Hem parayla adam kazanıyor, asker kazanıyor. Hem çengesiyle asker kazanıyor. Nüfuzuyla ordu kurmuş. Ordu kalabalık. Parayı görünce insanlar böyle. Şimdi de var ya hani. Gidermiş böyle. Peygamber ne yapıyor? Mesela yetimleri seviyor. O da gidermiş bir köye. Yetim var mı aranızda? Var. Aynı peygamberin yaptığı gibi. Yetimi arkadan öne dur. Başını okşarmış. Öksüz var mı? Var. Önden arkaya okşarmış. Elinin değdiği yetimle kel olurmuş. Evet bilimsel yazarları yazıyor. Kel olmuş çocuklar. Ömrü billah kel olmuşlar. Peygamberimiz mesela Usfan'da halen var. Ben de suyunu içtim. Mekke'ye 80 kilometre mesafede Usfan diye bir vadi var. Peygamberim Mekke'ye gelip giderken orada konaklamış. Vadinin içinde bir sürü kuyu kazmışlar. Bazen yani yağmur mevsiminde kuyularda su buluyorlar. Sonra da kuruyor kuyular. Demişler ya Resulallah su kalmamış kuyularda. Susuzluktan öleceğiz. Hangi kuyu dediniz? Aha şu kuyu. Biz bu kuyudan her zaman su alırdık ama su yok. Demiş peygamberimiz. Bismillah demiş bir tükürmüş kuyuya. Boşamış kuyu göbek atmaya böyle. Kaynamaya başlamış. Demiş ya Resulallah bu kuyular acı. Acı, kuyunun suyu acı olur mu ya demiş. Getirin bakayım. Bir bardak içmiş. Buyurun bakalım bakın demiş yani. Kuyunun suyu o kadar lezzetli ki. Halbuki 50 metre mesafede kuyular var. Hepsi zehir gibi tuzlu içilmiyor. Ama peygamberin kuyusu hiç kesilmiyor. O tükürdüğü ve de içtiği o kuyu o kadar sizin en güzel kuyu neyse yani şey su. Türkiye'de o su gibi tatlı. Ben de içtim. Sen de içebilirsin yani. Şimdi bu herif de
Bu herif de gidiyormuş böyle. Peygamber kuyuyu tükürünce hani suyu kaynattı ya. Efendi Hazretler diyorlarmış. Gel bir tükürüver kuyuya da. Tükürünce o mevcut su da gidiyormuş dibine. Evet. Öyle. Evet. Yetimi yaklaştır. Ona iyilik et. Başını da okşa. Böyle bir amca benim başımı okşadı ya da moral bulsun çocukcağız. Sahip bir babası yok. Garip. Kimse bakmaz. Moral bulsun. Onlara yardım et. Ve ana ve kafilul yetimin fil cennet hakaza. Cennette yetime bakanla ben ha öyleyiz diyor. Ha böyleyiz böyle. Orta parmak şehadet parmağından ne kadar uzun makamımız arasında o kadar fark var. Veya yan yanayız demek bu. Yetime bakmak bu kadar güzel bir şey. Bu kadar muhteşem bir şey. Onun için prensip edin. Bir yetim besle büyüt. Erendir. Paran çoksa bütün yetimlere hepsine burs ver. Tespit ettir, yardım et. Çok kazançlı. Peygamberle cennette böyle olacaksın. Böyle. Parmak yan yana veya uzunluk kısalık böyle. O kadar güzel bir şey. Peygamber de ona işaret ediyor. Şefkatli davranın yetimlere. İhsan edin, lütufkar davranın. Okşayın onları. Daha bitmedi. Diyor ki men meseha ra'se yetimin lem yemsahhu illa lillahi kana lehu bi kulli şa'ratin temurru aleyha yeduhu hasene. Yetimin bakışını peygamber okşadı diye bir yetim buldun da sevdin, cebine biraz para kattın, ayağına ayakkabı alıverdin, başını okşadın mı başının her saçı adedince defteri amaline sevap yazılır diyor. Hadis-i şerif bu. Bunlar beleş sevap. Beleş, kolay. Cebinde para varsa değil mi? Ne kadar kolay sevap. Evet, böyle sevdiğin gibi veclis yuf ala havhıvanik kuvanik ve yetimi sofrana otur. Çağır. Mesela şimdi Mayıs ayında gerçi şimdi artık eskiden Turfan'da deniyordu. Şimdi Turfan'da filan senenin 12 ayı her şeyi buluyorsun. En tatlı karpuzu, kavunu, domatesi, biberi, patlıcan her şeyi buluyorsun. Seracılık çıktı. Eskiden tabii yazın oluyordu memleketimizde. Bu Mayıs ayı çok şey geçer. Kış bitmiştir, erzekler biter. Yazın da daha başlamamıştır ki yenisi çıksın. Turfan'da derler böyle. Böyle herkesin alamadığı bir şeyler oldu mu yemeği pişittirdikten sonra yetimi çağır, hatırlan şuraya de, başını okşa, ye bakalım de, beraber yemek ye, masana, sofrana oturt, karnını doyur, karnını doyur. Ya işte veriyorum ya, o sümüklüğü ne getirdiniz buraya? Deme, kibrini kır, tevazu sahibi ol. Masana yanına oturttur yetimi. Ne olacak lan şimdi? Ne olacak? Yelin kalbuk. Hocam Arafat'ta herkes ağladı. Hocam gözünden yaş gelmiyor yahu. Katı kalpli adam. Ağlayamıyorum yahu. Yetimi okşa. Yetime yedir, giydir. Bak kalbin yumuşar. Kalbin yumuşar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Âl-ı İmran 159. Öyle diyor, buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Febime rahmetin minallahi linte lehum. Evet, yetimler hiç üzülmesin. Peygamber de yetimdi biliyorsunuz. Doğmadan babasını kaybetti. 6 yaşındayken anası göçtü gitti. Allah onu büyüttü, yetiştirdi. Evet, dedesinin, amcasının yanında kaldı ama esas koruyucusu oydu. Allah Celle Celaluhu idi. Yetimler böyle kıymetli insanlar, çocuklar. Onları görüp gözetiniz. Allah peygamberi nasıl sevdi yetim diye. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
Elem yecidke yetimen feava. Seni yetim buldu da korumadı mı Allah? Ve vecedeke dallen fehede. Kaybolduğun zaman buldurmadı mı? Evet. Böyle yetimleri Allah koruyor. Her an hayatı boyunca da Allah'ın gözetiminde, kontrolünde, gözü önünde idi. Korudu. Vallahu yasumuke minennas. İnsanlardan da korudu. Zaten yırtıcı hayvanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç kaçmazlardı. Güzel Peygamberimize davranışlarında, ibadette, ahlak, güzel ahlaklıkta benzeyen insanlar da Peygamber'e verilen hasletlerden kazanırlar. Kars'ta Hasan-ı Harakani Hazretleri var. Büyük evliya, Anadolu'ya ilk gelen alp erenlerden. Hem kumandan, mücahit, hem eren, evliya. O zatın namı dillere destan. Namı dillere destan. Dağa gidermiş. Peygamber kimseye yük olmamış hayatında. Çarşıya gittiği zaman torbasını kimseye taşıtmamış. Prensip bu. Hayatta herkes kendi yiyeceğini kendi eliyle kazanır. En helalı bu. Başka sırtından geçirmek tembellik yok İslam'da. O zat da molla okudurmuş. İnsanları irşad eder, vaaz edermiş ama dağa oduna gidermiş. Gitti mi aslanına gelirmiş. Sırtıma odunu yükle de götüreyim ben odunu diye. Peygamberde de aynı böyle çok olay var. Aslanı sırtlarmış, parçalayan aslan onun odunu getirmiş evine. Şimdi neden bu diyeceksiniz siz? Bu Buhara'da, Semerkant'ta da oralarda çok alim bir zat varmış. Bir şey söylese Hasan Harakani böyle söyledi. Ya kim o adam acaba diye kalkmış Semerkant Buhara'dan oraya gelmiş. Evinin kapısını çalmış. Hoca efendi de oduna gitmişmiş. Karısı çıkmış. Hoca efendi hazretleri evde mi? Kim? Kim aradın? İşte Hasan hoca iyi aradım. Ne? Hoca mı dedin? O demiş densizdir, akılsızdır, aptaldır. Aşağılık bir heriftir o. Ona hoca falan denir mi? Başlamış saymaya ne kadar kötü şeyler varsa kadın. Evdeki hanımı adam dinlemiş hepsini neyse yarım saat böyle aleyhinde konuştuktan sonra kadın anlamış meseleyi alim adam o da kocanın neden aziz olduğunu anlamış böyle bir garıya sabreden adam evliya olmaz da kim olur ya anlamış meseleyi karnı kızınca konuştuktan sonra hanımefendi demiş o senin bu kadar kötülediğin herif için geldim ben ta Semerkant Buhara'dan ben de demiş müfessirim. Allah Allah. Benim koca bu kadar kıymetli mi demiş. Evet demiş. Ben buraya onun için görmeye geldim. Durmuş. Bir daha söylemeyin öylese demiş. O sırada da Hasan Harakani gelmiş. Omuzunda odun. Hoca demiş benim karıyı ikna ettin. Aslan gelmedi bugün demiş. Odunu kendime taşıttın. Sabır. Sabır. Yuvaya. Yuvada sabır. Soruyor. Benim herifte şundan var. Sus. Hiç herif bulamayanlar var hanımefendi. Biraz sabırlı ol. Bir herif geliyor şimdi. Benim hanım şöyle. Ula hiç hanım bulamayanlar var. Ömrü bekarlıkla geçiyor. Biraz sabırlı olun ya. Anlayışlı olun ya. Sabrederseniz aha böyle. Adamı evliya yapıyorlar. Aslanı emrine veriyorlar. Varayı kavga ederseniz o zaman ne oluyorsan oluyorsun işte. Aa, Allah bize sabır versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Evet, böyle yetime yaklaştır, iyilik et, sofrana oturttur, karnını doyur, kalbin yumuşar bir. İki, vatutrik maksudek. Ne istiyorsun sen? Hedefine ulaşırsın. Allah seni sever, yürü kulum der. Metin. Ama böyle bir ya, hemen bir defa yaptım olmadı. Bir kere olacak mı olmayacak mı dersen zaten olmaz bu iş. Tam inanacaksın, teslim olacaksın ve de biraz burnun sürtülecek. Biraz bir yetimle değil, biraz yetimleri koşturacaksın. Maksuduna erersin. Evet.
Ondan sonra kalbin yeni ve takdiru hacedek, hacetine ulaşırsın. Ne olmak, alim olmak istiyorsun olursun. Zengin olmak istiyorsun olursun. Neyse derdin, güzel bir hanımla evlenmek olursun. Güzel bir kızla evlenmek veya beyle evlenmek. Aa bak yetime bak, ihtiyacına kadir olursun diyor peygamber. Yalnız bu sırları kimseye söylemen. Hep iyileri alırsa kim kalacak ortada? Evet, peygamberin, efendimizin sünnetlerine uydunuz mu? Bunlar, bu söylediklerimiz aynen olur. Aynen olur. Böyle misaller çok. Böyle misaller çok. Biz de size bir tanesini arz ettik. Arz etmeye çalıştık. Evet. Başını okşamak insanın katı kalbi. Allah'tan insanı uzaklaştıran katı kalbi yumuşatıyor. Allah'tan en uzak kimse katı kalpli adamdır. Gözünden yaş gelmeyen merhametsiz adamdır. Allah'tan en uzak olan adam. Yumuşamak istiyorsan yetimlere bak, okşa yetimleri, öp yetimleri. Harayti Ebu Umar'dan lehu şevahit. Bu hadisin lafzı böyle ama harayittir ama yetimle ilgili Buhari Müslim hadislerde var. Lafızlar değişik, anlamlar bir. Başka hadislerde vardır diyor. Yetim meselesini kafanızın bir köşesine koyunuz. Memleketinizde, mahallenizde, bir yerde yetimlere yardım derneğine girin. Maaşınızdan, ücretinizden bir miktarını her ay yetimlere ayırın. Yetimi kollayın, gözetin ki Allah sizi iki canda aziz etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Edna ehlil cennet menzileten. Şimdi cennet çok geniş. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadar makamı var. Kur'an-ı Kerim'de kabaca söylüyoruz. Ulema arasında ihtilaf ama kabaca söylüyoruz. 6666 ayet var. O kadar dünya şeydi, cennette rütbe var. Bir hafız, Allah için hafız olmuş, hiç unutmamış, Kur'an-ı Kerim'deki ahkama, hükümlere göre hayatını sürdürüyor. Öldüğü zaman oku derler. Elhamdan başlar, minel cinneti ve nasi bitirirse, her ayet okuşta cennette bir mertebe yükselir. En son yükseğe oturur, oradan bütün cennet ehline böyle bakar. Cennetin diğer yerlerinde olanlar guraf diyorlar ona. Böyle bakarken benim kavuğum düşeceği gibi kavuğu düşer. O kadar yüksekliklerde Allah Allah derler. Öyle imrenirler. Böyle hafızlar unutmamışsa. Ama unuttuysa da yandı Kerem'in arpa tarlası. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danke. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ. Bu ayet celilere göre hem Allah onu dünyada rezil eder, sıkar, hem de ahirette bir hayli başı belaya girer. Bildiğin halde neden unuttun? Allah sana böyle bir şeref tacı giydirmiş. Neye sahiplenmedin diye. Öyledir bu iş. Zaten ticarette de kar helal. Neye? Batmak, sıfır olmak tehlikesine göz alıyorsun, kazanıyorsun. Öyle helal. Batmak tehlikesi olmadın mı ona kar demiyorlar. Biliyorsun. Başka şey diyorlar ve haram oluyor o. Evet, bu hafızlık da hem böyle şereftir hem de riskli iştir. Unutursan unutmayacaksın. Böyle cennette, cennete Allah nasip etsin. Hocam biz öyle falan değil. Kapının eşiğinde bir karış verseler yeter demeyeceksin. Öyle diyor peygamber. Allah büyük, çok isteyin diyor. Hayırın azına kanaat getirmeyin diyor. İdealinizi büyük tutun diyor. İdeali büyük olan milletler yükselirler. O demek bu. Firdevs-i Âlâ'yı isteyin diyor. Ben oradayım diyor. Beraber otururuz diyor. Nasip et Allah'ım. Evet, Firdevs-i Âlâ'ya. Bunun için adam olmak lazım. Güzel insan olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Bir kere tembelliği kapıdan içe sokmamak lazım. Cimri olmamak lazım. Yarın öleceğinden her gün muhasebeli, hesaplı, kitaplı hareket etmek lazım. Muhammed Mustafa'ya aşık olmak lazım.
candan onu sevmek lazım. Bütün nokta peygamberi sevmekte. O zaman işler hemen, kapılar açılır ve hedefini tutarsın. Evet, elhamdülillah aziz milletimiz kutlu doğum haftasında her yerde yüz binler, binler bir araya geliyorlar. Resul-ü Müşteba, Resul-ü Sakaleyn Efendimiz'i gözyaşlarıyla yad ediyorlar. Allah bu peygamber sevgisini milletimizden eksik etmesin kıyamete kadar inşallah. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu güzel şeylerini böyle yaparsanız cennete gireceksiniz. Cennetten de Allah'tan isterken Resul-i Ekrem'i komşu ile, cemal-i ilahiyene mazhar ile diye duanı büyük tutacaksın öyle. Ama cennete giren adamın şeysini anlatıyor Peygamberimiz. Şimdi ben size onu arz etmek istiyorum. Cennete girmiş bir adam diyor Peygamberimiz. Edna ehlil cenne. Cennette derece derece dedik ya. Cennete girmiş ancak kapı şimdi yer bulabilmiş. En aşağı derecesinde olan adamın durumu nedir? Menzileten, rütbe bakımından, derece bakımından. Ellezî lehu semanun elfü hadim. Cennete giden en aşağı rütbeli, en aşağı derecedeki cennetlik adamın 80 bin hizmetçisi vardır. Evet. Semanun elfü hadim. 80 bin hizmetçisi vardır. Erkek, kadın 80 bin hizmetçisi vardır. Böyle etrafında pır pır dönerler. Emret efendim. Emrin yerine getirmek şereftir diye. Allah Allah, bir gidelim bir görelim inşallah. İnne ashabel cenneti fi şuğulin fakihun. Öyle canımız sıkılmıyor, boş kaldım ya filan yok. Hüm ve ezvacım fi zilanin alel eraiki müttekiun. Koltuklara yaslanmışlar. Sohbet ediyorlar. Yasin de oku yahu. Ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Allah nasip etsin, bir gidelim bak orada. Gene böyle oturalım bir konuşalım inşallah. İnşallah de ya. Yani Cevat Hoca şaşkınsa yani söz kötü mü? Güzel söz buldun mu inşallah? Hemen ya, olacak şey mi? Ne olmasın ya? Allah sana iman devleti vermiş. Hocam biz onlara, yok canım sende. Allah iman edenlerini seviyor. Veli, Allah veliyyüllezine amenü. Hiç umutsuz olman. Allah bu kadar müminleri seviyor. Onun için böyle inşallah deyin derinden de o koltuklara yaslanalım. Sohbet edelim inşallah. Allah tüm müminlere nasip etsin. En aşağı derecelesinin 80 bin hizmetçisi var. Erkek, kadın. Evet. Hizmetçiler kim diyeceksin sen, değil mi? Müşrik çocukları. Aha öyle diyor. Ve haulail huddam min evladil müşrikin. Müşrik çocuklarından, kafir çocuklarından babaları ütüleniyorlar cehennemde ebediyen. Çocuklar masum, cennete girecek onlar ama masum olduklarından meşru nikahla olmadıkları için cennete girecekler ama cennettekilere hizmetçi olacaklar. Onlardan 80 bin şey var. Esas hanımlar, huriler hariç. Ya hocam sen de söylüyorsun. Ya istersen Vakıa suresini oku. İnsan suresini oku. Rahman suresini oku. Ne var orada göreceksin. Amme suresini oku. İnnel muttakine mefazen hadaike ve kevaibe anaben. Orada neler var neler. Allah oraya bizi bir soksun. Bak ne neler var orada inşallah. Evet, bunlar müşrik çocuklarındandır. Bu yorum. Bu yorum müşrik çocuklarındandır diyor. Bunların bazısının hurilerden, bazısının cennetin görevli erkek hizmetçilerinden olması muhtemeldir diyor. Veyahut da 80 bin dedi ya, çokluktan kinayedir diyor. Belki 800 bin verir Allah diyor. Hiç belli olmaz. Böyle cennete bir gir gör diyor. Gümüşhane Hazretleri. Vesnâni ve seb'ûne zevce.
80 bin hizmetçi, 72 tane hatun cennete giren erkeklere, hurilerden 72 tane hatun, gayre ehli fid dünya, dünya hanımının dışında, dünya hanımının dışında 72 tane de hurilerden hanımı olacak. Hurilerden böyle var, kendi hanımından başka. Şimdi bir de diyorlar ki adam, kadın çok güzel hanım, saliha bir hanım, herif işe yaramaz. Olur mu hocam diyeceksin. Neler var bilseniz. Neler var bilseniz. Kimisinin hatun şaşkın, herif çok güzel. Kimisinin herif şaşkın, hatun iyi. İki taraftan da var yani. İki taraftan da var. Ben burada şimdi açıklayamam. Hocalara söylenen şeyler sırdır. Ama yazılı belgedir, imzalı filan. Neler var? Hiç diyor çalışmaz benim herif. Akşama kadar kahvede tavla oynar, kafayı çeker. Ben giderim, saçımı süpürge yaparım, para kazanır gelirim. Elhamdülillah namazımı orucumu tutarım hocam. Herifim bulunmuş diye ne dediyse yaparım. Bir de bana küfreder, bir de dayak atar diye kaç tane var. Bir de tam tersi de var. Allah bizi kötülüklerden korusun. Çetin imtihan bunlar. Çetin imtihan. Evet. Şimdi o kadın sabretmiş ona. Kocasına sabretmiş. Yuva yıkmamış. Allah'tan korkuyorum diyor. Çekiyorum diyor nazım diyor. Aç kalacak ben gitsem diyor. O kadar tembel diyor. Kaç tane var böyle? Kaç tane? Herif tabii nereye gidecek? Ütülenmeye. Her gün içen, kumar oynayan, her gün küfreden, bu kadıncağızı döven adam nereye gidecek? Cehenneme. Kadın cennete gidecek. Kocasız mı kalacak? Oraya giren erkeklerle Allah onları eşlendirecek. Kimle? Şehitlerle diyor. Şehitlerin hanımı olacak onlar da. En yüksek rütbeli şehitler. Şehitlerle onları orada eş yapacak diyor. Canım şimdi bunlarla uğraşmayalım. İnşallah Allah gitsin, nasip etsin, gidelim. Orada problemi çözeriz. İnşallah çözeriz. Ama böyle bilgiler veriyorlar. Böyle bilgiler veriyorlar böyle. Bu kitaplarda. Şimdi şimdi ha? Dikkat edin ifadeyi. Bu hoca çok akıllı hoca. Diyor ki bir erkeğe 80 bin hizmetçi, 72 tane hatun verecek. Şu an cennet, insanların çoğu kimden olacak? Kadınlardan. Buna göre peygamber cennete gitmiş, göstermiş Allah Miraç'ta. Bir baktım diyor, okuduk ya burada, hadis okuduk. Fakirler diyor daha çoğunlukta, zenginlerden az gördüm. Bir de diyor erkekler çoğunlukta, kadınlardan az gördüm. Çelişkili değil mi bu? Çelişkili değil. Hiç çelişkili değil. Burada onu zaten bizim söylediğimiz Müslüm hadisi diyor ki İbnül Kayyim rahimehullah bu cennetteki hurilerin huri olanlar çoğunlukta olacak demektir. Dünya kadınlarından da peygamberin o dediği işte. Hani az gidecek cennete dedi. Dünya kadınlarından bu bir yorumdur tabii. Neden diyecek şimdi hanım seyircilerimiz? Neden olsun, biz Allah'ın kulu değiliz. Öyle bir şey söylemedik. Bizi böyle bazısı kızıyor. Biz aktarıcıyız yahu. Elçiyiz. Oğlanı söylüyoruz. Belki anlatırken yanlış anlatabiliyor. Bu bizim kusurumuz. Ama oğlanı gizleyemeyiz. Kadınlar. Biz kafir miyiz? Hayır demiş peygamberimiz. Niye, derdimiz ne hoca? Ya Resulallah, 30 sene diyor kocanızla gülüm balım geçinirsiniz. Benim dünyada en büyük adamım falan diyesiniz. Canım ciğerim.
30 sene sonra bir şey ısmarlarsınız, alamaz adam, getiremez. Böyleden diye 30 yıl bir anda silersiniz. İler diyor. Aynı şeyi erkek de. Peygamber öyle söylüyor. Evet, şimdi cennete en giren adamın en az rütbelisinin 80 bin hizmetçisi, 72 tane hatunu vardır. Tüm min lu'lu'in ev zübercedin veya kutin, en aşağı rütbedeki adam bir cennet bahçelerinden bir bahçe, bir köşklü bahçe verilir. Nehir kenarında, Kevser Nehri'nin kenarında köşk verilir, inciden ve yakuttandır. Köşk. Hiç inci dünyada, ama Allah her şeyin malik olduğu için cennetliklerin en aşağısını bunu verir diyor. Bunu verir. Şimdi dinlesen, buradakine bak sen. O köşk, o bahçenin genişliği kema beynel Cabiye ile Cabiye Şam yakınında bir yerdir. San'a Yemen'dedir. Şam genişlikte rütbesinin ravzası, bahçesi, köşkünün, hadis bu. Efendim ben inanıyorum. Nerede bu ya? Git de dünyayı göz önüne getiriyor, onu hesabını yapıyor. Öyle değil. Orası başka. Böyle gelişiyor. Allah nasip etsin tüm ümmeti Muhammed'e inşallah. Rahman suresi, Vakıa suresi, İnsan suresi, Nebe suresi, hep var, cennetin tasvirleri var. Kur'an'ı okuyabilirsiniz. Bu hadisleri denk Ahmed ibn Hanbel, İbn Hibban, Ukeyli, Tirmizi, Ebu Said Hudri'den radıyallahu anh'tan nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun.